Hilmi Hanım, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Bu yıl iş gücünün 60. yılını kutluyoruz. 60 yıl önce biliyorsunuz Türkler ellerinde bavulları sevdiklerini arkalarına bırakarak Almanya'ya, Avrupa'ya geldiler. Biz de hem o ilk nesli anmak hem de sizin gibi değerli insanları okurlarımıza, izleyicilerimize anlatmak adına başarı öykülerini hazırladığımız bir program serisi yapmaya karar verdik. Bugün de bunun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ben sizi tanıyorum ama izleyicilerimizin sizi daha yakından tanıması adına. Hilmi Aslaner kimdir? Neler yapıyor? Ne zamandır Almanya'da yaşıyor? Hangi bölümden mezun? Biraz kendinizi anlatır mısınız? Tamam. Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Ve gerçekten bu 60. yılı, iş gücü anlaşmasının 60. yılını anmak, özellikle ilk nesili takdir etmek için güzel bir vesile. Bu güzel projeniz için tebrik ederim sizi. Ben 5 yaşından beri Frankfurt'ta yaşıyorum. Babam işçi olarak gelmişti bu iş gücü anlaşması çerçevesinde. Önce iki kardeşimle beraber geldik. Daha sonra diğer ikisi okulda olduğu için hani bilirsiniz hep geri döneceğiz birkaç sene sonra diye. Onların okul hayatını bölmemek istemişlerdi anne baba. Sonra karar verilince buradan dönüş çok kolay olmayacak veya yakın zamanda olmayacak diye daha sonra abim ve diğer ablamı da getirdiler. Ben Frankfurt'ta abitur denilen lise mezunu oldum. Daha sonra Heidelberg Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Oradan mezun olduktan, evet, buyurun arada bir sorabilirim. Hiç görmeyeyim ben size, çok güzel anlatıyorsunuz. Heidelberg Üniversitesi'nden ekonomi mezunu oldum ve Frankfurt'a geri döndüm. Burada ilk iş tecrübem bir Türk Bankası'nda oldu, yeni kurulmuştu. Bu Türk Bankası'ndaki eğitimim çerçevesinde 2 aylığına İstanbul'a gittim. Daha sonra özel sebeplerden dolayı İstanbul'a gittim, 2 yıl orada kaldım ve 2 yıl sonra fark ettim. Gerçekten ben İstanbul'da yapamayacağım. İstanbul'u çok seviyorum. Hatta makam odamına bir gelirseniz arkamda Frankfurt tablosu, önümde İstanbul var. Ama tabii yaşamak çok farklı. Bu şekilde geri döndüm. Evet. 5 yaşında Almanya'ya geldik dediniz. Evet. Babanız sanırım ilk gelenler arasındaydı. Evet. Siz geldiğinizde Hilmi Hanım zorlandınız mı? Aslında çok da güzel bir dönemde gelmişsiniz. Çünkü okul öncesi dönem Almanca'yı öğrenmek açısından da kolay olmuştur diye düşünüyorum. Ama sizin için nasıldı? İlk Frankfurt'a geldiğiniz anları, zamanları hatırlıyor musunuz? Yani birkaç anım var tabii. Ama şöyle, maalesef sizin düşündüğünüz gibi hani 5 yaşında geldim. Kreş falan zaten biraz geç olmuştu. Artı 1976'larda böyle çok yani bilinmiyordu açıkçası. Ve kimse elimizden tutmadı. Ne Türkiye'den bilgilendirilip gönderildik. Ne almaya davet eden ülke. İşte çocuklar kreşe gider veya okullar şöyle böyle diye. Yani çok fazla bir bilgi edinmedik. Kendi yağımıza kavrularak bir şekilde buraya ayak uydurmaya çalıştık diyebilirim. Zaten birinci sınıfı bir Türk sınıfına gönderildim. Yani tamamen Türk çocuklarından oluşan, bu işçi ailelerin çocuklarından oluşan bir sınıf. Çünkü Almanca bilmiyordum. Yani o ilk... Dersler Türkçe mi veriliyordu Almanya'da? Evet, dersler Türkçe veriliyordu. Almanca yabancı dil gibi öğretiliyordu. Ve burada artık çocukların kabiliyetine, becerisine bağlı olarak kimileri erken ayrıldı, normal okula, Alman okuluna geçiş yaptı. Kimileri 4 sene orada okudu. Ve şansım yaver gitti. Orada ben 1. sınıftan sonra direkt Alman okuluna geçtim. Tabii burada yaşadığımız zorluklar var. Çünkü anne baba eğitim sistemini bilmiyor. Baba dili biraz biliyor. Buraya ayak uydurmak tabii çok kolay olmadı o açıdan. Ve zaten hani Almanya'ya geliyoruz ama düşünün. Sınıf arkadaşlarımız hepsi Türk. Hani biz nereye geldik gibi bir soru işareti oluyor. Ama neticede okulu Frankfurt'ta tamamladım. O zaman o tip okulların şu anda hala olmamış olması iyi bir şey. Evet, evet. Yani zaten bu iş gücü anlaşmasının
sonra yapılan bu göç konusuyla yapılan eksikler ve hatalar şu an düzeltilmek üzere. Ve iyi ki de öyle. Yoksa diğer türlü bayağı bir iki tarafta zorlanacaktı. Yani hem Alman toplumu hem buraya göç eden toplum. Çünkü o zamanlar hatırlarsınız yani Almanya böyle bir hani misafir olarak geliyorlar, zaten gidecekler. Bir Einwanderungsland konusu vardı. O ancak yani 15 yıl önce nihayet böyle bir kabul edildi. Yani Almanya'ya diğer ülkelerden göç edilen bir ülke. Artık göç ülkesi haline geldi Almanya. Olunca, tabii göç ülkesi olunca buraya göç eden insanlara dil kursundan başlayıp işte buraya uyum kursları, Almanya'da hayat nasıldır gibi bunlar çok önemli. Ama bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Evet, siz yani çok da başarılıymışsınız. Belki de çok da iyi öğretmenlere denk geldiniz. Ailenizin de mutlaka desteğini alarak bugün İl Genel Meclisi Başkanlığı'nı yapıyorsunuz Selim Hanım. İsterseniz biraz bunu anlatalım. Bu nasıl bir görevdir? Yeşiller Partisi'ndesiniz çok uzun zamandır. 10 yıl boyunca meclis üyeliği yaptınız. Şimdi ilk göçmen asıllı İl Genel Başkanısınız Frankfurt'ta. Bunu biraz açar mısınız? Öncelikle İl Genel Meclis Başkanlığı nedir Selim Hanım? Şöyle, Frankfurt Meclisi 93 meclis üyesinden oluşuyor. Bu Frankfurt'un nüfusuyla ilgili bir sayı. 5 yılda bir seçim oluyor, yerel seçimler. Frankfurt'un meclisi seçiliyor halk tarafından. Ve bu meclisin de bir başkanı oluyor. 3 tane vekili oluyor. Bu sene yani Yeşiller en güçlü parti olduğu için meclis başkanını önerme hakkı Yeşillere doğdu. Sağ olsun Yeşiller de beni oy birliğiyle meclis başkanı olarak önerdiler. Ama meclis başkanı tabii ki bütün meclisten seçilmesi gerekiyor. Onaylanması gerekiyor. Burada da büyük bir çoğunluk, sağ olsunlar, dediğiniz gibi 10 yıldır meclis üyesiydim. Beni tanıdıkları için demek ki takdir ettiler. Meclis başkanı oldum. Yani benim buradaki görevim şöyle, ayda bir olan meclis toplantılarını yönetmek. Yani 93 meclisten bahsetmiştim. O toplantıları yönetmek ve ikinci önemli konu da Frankfurt Meclisi'ni farklı alanlarda temsil etmek. Bu akşam da örneğin bir toplantıya gideceğim. Yani meclis üyelerinin selamını iletmek ve iyi ilginç alanlarda, önemli alanlarda faaliyette bulunan örnek yani dernekler, kurumlar, kuruluşları ziyarette bulunup onları benim varlığımla orada bir şekilde hani yaptıkları işi takdir etmek gibi bir görev. Kısaca. Almanya tabii eyalet sistemi olduğu için Almanya'da Türkiye ile biraz mukayese etmesi de zor oluyor ama dinleyenlerimiz, izleyicilerimiz zannediyorum çok iyi bir şekilde anladı. İl Genel Meclisi Başkanlığı bir de ilk kez Türk kökenli, yabancı kökenli bir tarihte daha evvelden ilk kez Türk kökenli birisi mi Hilmi Hanım, yoksa tarihte daha önceden yabancı kökenli bir İl Genel Meclis Başkanı olmuş muydu Frankfurt'ta? Frankfurt olmamıştı. Frankfurt'ta ben bir ilkim açıkçası. Ve Frankfurt'un şöyle bir özelliği de var. Yani Almanya'nın 5. büyük şehri. Yani öyle herhangi bir ufak kasaba şeyi falan da değil. Almanya'nın 5. büyük şehrinde ilk defa bir göçmen kadın meclis başkanlığı yapıyor. Daha önce diğer partide yani Hristiyan Demokratlar genelde daha çok oy aldıkları için onlar belirliyordu. Benden önce 2 tane kadın meclis başkanlığı kısa dönem yapmışlar. Ama yani bu da bir artı. Frankfurt için bir kadın meclis başkanı olması da farklı bakış açısı getiriyor. Gurur Dilim Hanım. Tekrar tebrik ediyoruz. Bir de Frankfurt sizin söylediğiniz gibi çok önemli bir şehir. Çünkü aynı finans merkezi. Yani iş gücü, göçü aslında Frankfurt'a çok fazla olmamıştı. Daha çok çalışmak için aslında Brexit'ten dolayı ya da finans merkezinden dolayı zaten oldukça kalabalık, 2 milyon, gün içerisinde 2 milyona varan nüfusu olan aslında bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Meşhur olan bir ticaret şehri aslında Frankfurt. Evet, öyle.
Ama baktığımızda aynı zamanda Frankfurt'ta %50'den fazla, ben bugün sizin evvel istatistiklere baktım, %50'den fazla yabancı yaşıyor. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz Hilmi Hanım? Yani yabancıların çok olduğu bir şehirde yabancı kökenli bir kadın İl Genel Meclisi Başkanı, bu Frankfurt için çok büyük bir avantaj düşünüyorum. Çiğdem Hanım, izin verirseniz bu yabancı kelimesini değiştirmek istiyorum. Peki. Çünkü benim babam buraya geldiğinde bir yabancıydı. Ama ben artık yabancı değilim. Ben Frankfurt halkının, Alman halkının bir parçasıyım. Yani bu gurbetçi dönemi de geçti. Biz artık buraya aitiz. Biz buradaki halkın bir parçasıyız. Biz kendimiz önce bunu bu şekilde ifade edebilirsek ancak Alman toplumunda bu şekilde dik ve özgüvenle bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani yabancı dediğimizde belki 3 yılına buraya gelen, siz danışman şirketlerinde şirketinde çalışıyorsunuz. Ben de 10 yıl bir danışman şirketinde çalıştım. Yani orada kısmen hani 1 yılına 2 yılına buraya gelen danışmanlar var. Onlar yabancı evet ama biz değiliz artık. Çok doğru söylüyorsun Hilmi Hanım. Aslında biz yabancıyız. Bu toplumun, bu kültürün bir parçasıyız. Sadece aynen, aynen. Böyle. Evet. Fakat biliyorsunuz Almanca'dan da gelen aslında bir terim bu migrasyon ya da işte tabii, tabii. Oradan gelen. Aslında çok doğru, bunu Almanca'da da tamamen kaybedilmesi ya da hiç telaffuz dahi edilmemesi aynen. Lazım. Bizler yabancı değiliz. Burada burada büyüdük ve buraya hem buraya hem Türkiye'ye iki tarafa da gönlü iki tarafta da olan insanlarız. Aynen. İzin verirseniz bu konuyla ilgili bir açıklama daha getirmek istiyorum. Hani biraz önce dedim babam yabancıydı buraya geldiğinde. Babam ve birçok insan babamın döneminde bu iş gücü anlaşması çerçevesinde buraya işçi olarak gelen insanlar evet yabancıydı. Ve kendilerini gerçekten öyle hissettiler. Ve minnettardılar Almanya'da yaşayabilmek için. Almanya'da işte ben çocuklarımı burada üniversiteye gönderebiliyorum. Türkiye'deki anne babama maddi destekte bulunabiliyorum diye. İşte bir şey talep ettiğimizde nankörlük yapmayalım. Ben yani minnettarlık çok ön plandaydı. Mütevazilik ve minnettarlık çok ön plandaydı. Onların rolünde hani misafir algısıyla gayet doğal. Ama bizden bu beklenmesin artık. Çünkü ben burada kimseye minnet duymak zorunda değilim. Ben şöyle diyorum, düşünüyorum. Bu hani refah sofrası diye tabir edersek bunu kuran benim babam ve onun gibi işçi olarak gelen insanlar. Ben burada misafir değilim ve ben bu sofrada yerimi talep ediyorum. Ben bu sofranın başında hatta yerimi talep ediyorum. Çünkü tırnaklarımızla kazıyarak bu hakkı elde ettik. Yani kimse bize bir şey hediye etmedi. Dolayısıyla ilk gelen nesil için minnettarlık, mütevazilik güzel, normal, doğaldı, yerindeydi. Ama biz artık hakkımızı, yerimizi talep etmek zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü çok doğru söylüyorsunuz. Çok kısa burada bölmek istiyorum. Hakkımızı elde edemediğimizi mi düşünüyorsunuz Selime Hanım? Yani hakkımızı almamız, hak bize verilmiyor mu Almanya'da şu anda? Öyle mi düşünüyorsunuz? Çiğdem Hanım, maalesef şöyle, aslında hak hiçbir yerde kimseye verilmiyor. Maalesef öyle. Hani sen bunu hak ettin diye kimse bir şey gelip gümüş tepside sunmuyor. Ve bu bağlamda Almanya'nın ulusal marşı aklıma geliyor. Orada bir üçlü var. Einigkeit, Recht und Freiheit. Yani birlik, adalet ve özgürlük. Adalet veya adil veya hak da diyebiliriz burada. Şimdi Frankfurt'ta olsun, Almanya'nın genelinde olsun bir Türk isimli birey olarak, insan olarak, aile olarak bir ev aramaya çıktığınızda sadece isminizden dolayı istediğiniz semtte istediğiniz evi alamıyorsunuz. Veya burada yetişmiş bir genç meslek eğitimi için bir yere başvuruyor. Notları gayet iyi. Alman okulunda okumuş. İsmi Türk veya Arap
kökenli bir isimse bu işi alamıyor. Bunlarla ilgili araştırmalar var. Yani Türk ve Arap isimli insanlar %14 ancak mülakatlara davet ediliyor. Yani bu adil değil, bu hak değil. Yani bunu orada bir belirtmek gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim, sizin şirket, benim daha önce çalıştığım şirket gibi uluslararası bir şirket olduğu için onlar artık anlamışlar. Çeşitlilik güçtür. Rekabet gücünü artırıyor. Farklı bakış açıları projelerimizde farklı bir enerji getiriyor. Bunları ekonomik alanda yani iş hayatında uluslararası şirketler anlamış durumda. Şimdi gelelim Frankfurt Belediyesi'ne. Frankfurt Belediyesi benim bir önergem üzerine 2013 yılında bir araştırma yapıldı. Frankfurt Belediyesi'nde göçmen kökenli insanların, çalışan insanların sayısı %15. Bu şimdi ilk etapta fena da değilmiş deniliyor. Ama birincisi Frankfurt halkı %54 göçmen kökenli. İkincisi bu %15'i biraz daha böyle bir açarsak. Efes yani temizlik şirketi, yeşil alanı bakan şirketler çoğu orada çalışıyor. Daha da biraz derine girersek yönetici pozisyonunda kaçtır bu göçmen oranı? O zaman gerçekler ortaya açık çıkıyor ki hala hakkımızı elde edemiyoruz. Peki hakkımızı elde etmemiz adına bizi de izleyen genç arkadaşlarımıza örnek olması, onlara motivasyon olması adına neler yapmak gerekiyor Hilmi Hanım? Onlara neler önerirsiniz? Şu anda üniversiteye giden gençler neler yapmalılar başarılı olmak için haklarını daha rahat ve kolaylıkla alabilmeleri için? Şimdi ilk söyleyeceğim belki pek kolay değil ve hoşunuza gitmeyebilir sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Ama şu bir gerçek ki özellikle Alman kökenli arkadaşlarınızdan çok çok daha fazla çalışmak zorundasınız. Bu böyle. Çok daha başarılı olmanız gerekiyor. Bir Alman arkadaşınız diyelim 100 üzerinden 100 aldığında siz 100 üzerinden 150 almamışsınız. Ki dikkati çekebilirsiniz. Ki bilginiz, birikiminiz görülsün. İlk etapta bu. Çok çalışmak ve diğerlerinden daha da iyi olmak. Tabii bunun yanı sıra pes etmemek. Kesinlikle pes etmemek. Yani bir sporcu olarak düşünün. Koşarsınız, düşersiniz, kalmazsınız olduğunuz yerde. Kalkar, devam edersiniz. Bu böyle. Hayatın genelinde zaten hep bir engeller olacak. Ama bir engele takılıp kalmak, pes etmek bizi bir yere getirmiyor. Bu ikinci ve en önemlisi aslında birlik olun. Destek bulun. Sizi destekleyecek insanlarla bir araya gelin. Ve bu network olayına önemseyin. Çünkü bizler özellikle yani ben kendi hayatımdan biliyorum. Ben üniversiteyi bitirdim. Yani bir mülakata giderken neye dikkat edilmesi gerekiyor? O zamanlar internet, Google falan da çok yoktu. Veya hiç yoktu. İşte bir yere başvuru yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Hiçbir insan yoktu yani yardımcı olabilecek. Şimdi böyle imkanlarımız var. Yani bir başvuru nasıl yapılırdan başlayıp hangi şirkette bir tanıdığınız var mı? Ben bu şirkete başvurmak istiyorum. Çünkü önceden kendiniz araştırabilirsiniz. Artık Google falan telefonunuzda, bütün dünya elinizde. Ve neden bu şirkete başvurmak istiyorum? Onu iyice bir kendiniz önemsemeniz lazım ki karşınızdakine mülakatta açıklayabilirim. Bunu da yaptıktan sonra etrafınıza tanıdığınız var mı? Tanıdığı var mı? İnanın bunu Almanlar da başka türlü yapmıyor. Hani Almanlarda hatta bu çok daha fazla oluyor. Tabii, çünkü olmuyor. Biz daha çok müracaat ediyoruz. Alınmazsak alınıyoruz. Alınmazsak da alınmıyoruz. Şanslı yani. Ama aynı zamanda gençlere siyasete girmeleri konusunda neler söylersiniz? Çünkü gençler, yabancılar toplumun her alanında olması lazım. Sadece siyasette, ekonomide değil. Her alanda olması gerekiyor ama siyasette bunun en önemli ayağı, bacağı aslında.
Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani siyasete nasıl adım atmalılar? Onları nasıl siyasete çekebileceksiniz? Şimdi çok doğru bir noktaya değindiniz. Biz artık biraz önce dedim, biz bu toplumun bir parçasıyız. Bu toplumun bir parçası olduğumuzu görebilmek ve gösterebilmek için her alanda, ekonomide, iş hayatında, doktor olarak, kültürel alanda, her alanda merkezde olmalıyız. Siyasete girdiğinizde kendi etki alanınız, kendi yaşadığınız şehirdeki kararları belirleyebiliyorsunuz. Ve burada benim 10 yıllık tecrübemde şunu söyleyebilirim. Küçük çocuklu anneler Almanya 2021'de nadir, çok çok az. Yani 93 kişiden belki 2-3 kişiydi, bunlardan biri benim. Şimdi belirli şeyler planlanırken bir anne olarak bakış açınız farklı oluyor. Belirli şeyler planlanırken bir göçmen kökenli kadın olarak bakış açınız farklı oluyor. Bunu bazı şeyler belirlenirken direkt dahil olmanız ve müdahale et. Yaşayan evet insanların ihtiyaçlarına göre yönlendirmek mümkün. Kesinlikle. Hilmi Hanım, biliyorum biraz sonra toplantınız da var. Evet. Sözünü bölmeyeyim ama bir soru olacak, çok önemli bir soru. İsterseniz siz bitirin, ondan sonra ben sorumu sorayım. Yani bu önemli. Bir de dışarıya doğru. Yani şu an sizin yaptığınız örneğin, meclis başkanımış Frankfurt'ta, bir arayın. Rol modeli oluyoruz. Burada kendimi övmekten anlamında değil ama o kadar insan makamına ziyarete geldi. Dedi, nihayet sizi burada gördüğümüzde şunu anlıyorum ki Frankfurt'ta bir kadın olarak, bir göçmen kökenli kadın olarak bir yerlere gelmek mümkünmüş. Bir yani, anne aynı zamanda. Evet, evet. Yani başka insanlara ümit veriyorsunuz ve bunun mümkün olduğunu gösteriyorsunuz. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Tam da bu noktadaydı aslında sorum. Siz aynı zamanda annesiniz, biliyorsunuz, hem Türkiye'de hem Almanya'da çalışan anne olmak çok zor. Anne olup kariyer yapmakta çok yapan insanlar var. Fakat hem iş ortamında anne oldukları için artık onlara o şans verilmiyor da biliniyor. Evet. Aslında hem annesiniz hem yabancı kökenlisiniz. Ve çok güzel bir kariyer inşa etmişsiniz aslında. Nasıl oldu? Çok zorlandınız mı bunları yaparken Hilmi Hanım? Şöyle, bu Almanya'daki eşitsizlik konusuna değinmek istiyorum. Ben büyük bir Amerikan danışman şirketinde 10 yıl çalıştım anne olmadan önce. Anne olduktan sonra dediler ya yok öyle 2 gün haftada falan mümkün değil ki. Alman yasası bunu mümkün kılıyor. Part time çalışabilmeyi. Çünkü şirket beni 4 gün gelirse ne yazan seve seve, neden? Danışman olarak siz bilirsiniz, müşteri neredeyse siz oradasınız. Ama ben küçük bebekle seyahat etmek mümkün değildi. Neyse, ondan sonra serbest çalışmaya karar verdim. Yani orada bir 10 yıl çalıştım. Sonra bu şartlardan dolayı ayrıldım. Ama çok da iyi oldu, kendi şirketimi kurdum. Türkiye-Almanya arasındaki çalışan şirketlere ve yöneticilere danışmanlık ve koçluk verdim. Bu siyaset olayı da teklif geldi. Daha önceden de zaten Yeşiller'deydim öğrenci dönemimde. Dedim ya daha kızım çok küçük, 4 yaşında, yeni şirket kuruyorum, nasıl yapacağım? İkna ettiler. Ve ilk dönemlerde açıkçası gerçekten böyle biraz vicdan azabı çektim. Kendimi sorguladım. Hani doğru mu yapıyorum, yerli olarak vesaire. Ama bir yani kızım 6-7 yaşına geldiğinde anladım ki gerçekten kızıma da çok büyük şeyler katıyor bu. Şu an kızım 15 yaşında ve inanın ben ona siyasi konularda laf yetiştirmekte zorlanıyorum. Ne güzel. Yani böyle özgüvenli, annesinden de gurur duyan, tabii şimdi ergenlik çağında çok da fazla belirtmiyor ama yani annesiyle gurur duyan ve bir örnek olan, yani anne dediğin illa evde oturmak zorunda değil. Kaliteli zaman geçirmek önemli. Bunu iyi organize etmek önemli. Ama mümkün mü? Mümkün tabii ki. Ve çocuklarımız için, özellikle kız çocuklarımız için bence bu bir şekilde biraz da şart, yani onlara örnek olabilmemiz için. Kesinlikle. Önce ailede başlıyor örnek olmak. Evet. Evet.
evladınıza hem de topluma çok güzel Evet. örnek teşkil ediyorsunuz. Ben bugün çok mutlu oldum Hilmi Hanım programımıza katıldığınız için. Aslında doyamadım, size sormak istediğim çok fazla sorumuz var ama biliyorum biraz sonra başka bir toplantıya Maalesef, evet. Son olarak sözlerinizi almak isterim. Yani son olarak tabii ki ben bahsettim, Almanya'da yaşamaktan çok memnunum. Ancak buradaki haklarımızı talep etmeye de devam edeceğim. 60 yıl sonra bu insanlar hiçbir şekilde takdir görmedi. Almanya'yı kalkındırdı, ekonomik katkıda bulundular. Daha sonra biz geldik. Kültürümüzle, dilimizle, sanatımızla bir çeşitlilik kattık, zenginleştirdik bu ülkeyi. Ama ilk gelen nesile şöyle bir anıt yapılsa, bu yıllardır konuşuluyor. Frankfurt'un merkez istasyonunda ki insanlar oraya geldi bahsettiğiniz gibi bavullarla vesaire. Oraya bir takdir için, yaptıkları emekler için bir anıt olsa, ama bununla da yetinmeyip Frankfurt'un şu an %3'ü, neredeyse %3'ü seçme ve seçilme hakkına sahip değil. Biz bir üçüncü dünya ülkesinden bahsetmiyoruz. Biz Almanya, yani dünyanın en önde gelen demokratik ülkelerinden, zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Ve beşinci büyük şehrinden bahsediyoruz. Burada Frankfurt'tan sadece bahsediyorum. Frankfurt halkının %3'ünün seçme ve seçilme hakkı yok. Yerel seçimlerde en azından Avrupa Birliği üyeleri seçebiliyor. Tabii ki Alman vatandaşları seçebiliyor. Bunun için benim çabam Frankfurt'a belirlenmiyor. Bu Berlin düzeyinde belirlenecek ama yine de buradan mesajlar, sinyaller göndermek, baskı yapmak, artık burada yaşayan insanların da seçim ve seçilme hakkı olmak zorunda. Peki Hilmi Hanım, çok teşekkür ederim. Bir sonraki adım Berlin mi olacak? Var Yok, mı? Şimdilik iyi böyle. Frankfurt'ta iyiyim ben. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de teşekkür ederim. İyi İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.